Herkese selamlar dostlar. 24 Şubat 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 et mücadelem var. Bazı maçlara ideal tercihler, bazılarına direkt yüksek orandan hem yüksek oranlı tercihler hem de skor tercihleriyle yine karşınızdayım. Şimdi birkaç duyurum var. Duyurularla başlamak istiyorum hemen. Katıl Telegram odaları yenilendi. Topluluk kısmından linklere ulaşabilirsiniz. Linke ulaşamayanların ya üyeliği bitmiştir ya da topluluk kısmını bilmiyorlardır. Çünkü Instagram'dan soru geliyor bununla ilgili. Kanalın üstüne tıkladığımız zaman da sağ üst tarafta oynatma listesi, videolar, topluluk yazıyor. Oradan ulaşabilirsiniz. Bunun bilgisini vereyim öncelikle. Sonra raporlarla başlayalım. Şeylerin ilk günü nasıl geçti? Ben bir tane futbol ideal ikili bir de beklenti doğrultusunda bir tane daha kombin yapmıştım. Futbol ideal ikili Villarreal'in kornerinden başarısız oldu. Chelsea maç sonu 1-4.5-6 YouTube'da da önermiştim. Geldi Villarreal maçına da korner önermiştim. Bu maçta da bir tane canlı aldım. Canlısını nasıl aldım? İlk kere en çok korneri Villarreal kullanır diyerekten baskı vardı. Golü erken yedi. İlk kere iki kornerle bitti. Zaten Villarreal kullandı. Öyle bir canlımız geldi. 2-3 gol tercihleri geldi burada. Bir 2-3 gol kombinesi yapmıştım. O başarılı oldu. Burada beklenti doğrultusunda biraz daha yakaladık gibi düşünüyorum ben. Yüksek misli de ne yaptık? Hemen ondan bahsetmek istiyorum. Yüksek misli de beyler, bayanlar, iki tane yüksek misli önerim oldu. Zaten bu maçın Dinleyenler varsa hatta yorum da yapmış. Teşekkürler, teşekkür etmişler. Chelsea maçının skoruna kadar. Benim tamamen beklentim, bakın videonun sonunda da bile o Chelsea maçının sonunda nasıl vurguluyorum. 2-0, 2-0. Çok fazla vurguladım. Mutlaka izleyenler var zaten. Gelen mesajlar o yönde. Ben dedim ki maç sonu 1 45 böyle bir idealden yüksek şey yapılabilir. Buna güvenim biraz daha fazla. Chelsea kazanacaktır. Fakat çok fazla gol beklemiyorum. Zaten 2-0'a skorun altına yazdım ben buraya. Yüksek misli 2'de de şöyle 1.80 küsur oranı vardı bunun da. Dedim ki Chelsea burada yani beklenti 2-3 gol. Belki 3 olur belki 2-1 olur diyerekten de. Ben 2-3 golün gelmesini de bekliyorum dedim. Bu yüksek misli olarak 2-3 golü de değerlendirme altına alalım dedim. Onlar da değerlendirme altına almışlar. Yine güzel kazandığımızı yüksek misliden değerlendirdik. Burada zaten 10'da 9 oldu yüksek mislide. Son 10 verdiğimiz tahminin 9 tanesi başarılı oldu yüksek mislide. Gayet güzel bir şekilde burada yüksek oynayan yüksek alıyor şekilde bir şeyimiz var. Politikamız var burada. Başka bir şey yok. Direkt maçlara geçeyim. İlk mücadelem Lazio Porto mücadelesi. Videonun sonunda bir kombin önerisi yaptım arkadaşlar. İkili bir var mücadele önerdim. İki tane mücadelenin varlığın kombini 2 0 3'ten bir şöyle ideal bir kombine çıkardım. Sizlerden ricam yine aynı şekilde artı 300 üzerinde like gelirse ben kombin önerisi yapmaya devam ediyorum bu şekilde. Atacağınız like'lardan dolayı şimdiden teşekkürler. Hepinize bol şanslar diliyorum. Lazio Porto mücadelesi. Bu maçta Lazio tarafında önemli bir eksiklik var. Zakkani bu maçta olmayacak arkadaşlar. Cezalı kart cezalısı. İlk maçta da zaten golü Lazio'da Zakkani attı. Porto kendi evinde kazanmasını bildi. Skor doğrultusunda yine aynı yakaladık. 2-3 gol bandının KG varın zaten gelmesini bekliyorduk. Başarılı olmuş ilk maçta. Ben bu mücadelelerin Porto nasıl oynar? Öncelikle ondan bahsedelim biraz. Porto'ya baktığımız zaman Porto'nun burada beraberlik işine yarar. Lazio kendi evinde etkili olan taraf biraz daha baskın olan taraf. Yani %60'a %40 diyebiliriz burada Lazio'nun baskısına. Kendi evinde deplasman gol kuralı da yok. Beraberlik burada Porto'yu zaten kurtarır. 0-2 çifte şansı yani Porto burada kaybetmek istemeyecektir diyeyim. Ben mücadelenin ağırlıklı olarak yani sizler de öyle düşünüyorsunuzdur muhtemelen. Asıl beklenti öyle. Maç sonu 0'ı bence bir ideal. Şöyle gelmesi muhtemeldir. 0-0-1-1 gibi bir skor bekleniyor bence. Ağır beklenti bu yönde. Maç sonu 0 zaten burada çok fazla taraftan ziyade 0'ı daha önde geliyor. Ben şöyle biraz daha Maç 0 0 zaten sizlere öneriyorum. Bakın yüksek orandan bir 3 0 5 gibi olanı var. Öneriyorum. Maçın da 1 1 gibi bir skorla bitmesini bekliyorum. Bu banttan da şöyle bir öneri yapabiliriz. KG'den ziyade bu mücadele 2 3 gol bandında kalırsa daha mantıklı, daha güzel olacaktır ki oranı da yüksek. Şöyle KG'nin bir saniye. Ee, gol gol şeylerine baktığımız zaman 2 3 gol bandına şöyle bir oranı var 1.80. Onun da oranı 1.80. Burada da bu yönde bir beklentim var. 1-1 gibi skor 2-3 gol maç sonu 0'da öyle bir beklentim. Tercihlerim bu yönde zaten hepsi aynı kapıya çıkıyor. En düşük oranı zaten 1.80. Real Sociedad Leipzig mücadelesi. Leipzig ilk maçta baskılı oynadı. Gerek Fosberg olsun. Gerek Enkunku olsun. Ayağından fazla açtı. Önemli bir pozisyon vardı mesela. Pozisyonları biraz harcadı. Çok fazla pozisyona girdi Leipzig takımı. Real Sociedad o kadar çok pozisyona giremedi. Hatta istediklere baktığımız zaman da kaleye bulan iki tane şutu var. ikisi de gol. Bir tanesi zaten penaltı. Böyle havada smaç basıyor korner pozisyonundan. Ee, diğeri de normal erken dakikalarda gelen bir goldü zaten Sociedad adına. Ben yine güzel bir maç bekliyorum. İki aya, ikinci aya şey, deplasman gol kuralı olmadığından dolayı ve maçın ikinci aya olmasından yani tek ayaklı bir maç olarak görebilirsiniz burada bunu. Çünkü ilk maç berabere bitmiş. Leipzig deplasmanında. Leipzig'in oyun yapısında defans yapmak var mı? Yok. Okeydir. Bunda yani Leipzig kolay kolay defans yapan bir takım değil ki zaten oyun yapıları buna el elverişli değil. Enkunku yine hücum hattında hücum hattındaki ofansif lider olarak ilerliyor burada. Silva Olmo gibi isimler de arkada. Özellikle Angelinho'nun kanadında o sol kanattan çok kullanan bir Leipzig var. Zaten ağırlıklı olarak Sosyetat maçında da öyle sürekli soldan Angelinho'ya bir pas, orta şut karışımı orada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben Leipzig'in de buradan gol atmasını bekliyorum. Real Sociedad'ın kendi evinde Rafinha burada ofansif orta saha rolünde. Oyarzabal solunda Porto'da sağında olacaktır muhtemelen. Onları da beslemeye çalışıyor. Rafinha'nın önderliğinde hücumda bir şeyler yapmaya çalışan bir Sociedad takımı var. Burada ben idealden tekrar ilk mücadeledeki gibi KG Var'ın gelmesini bekliyorum. KG Var'ın oranı 1.50. Bunu yazdık. Olası bir ben Sociedad'ın burada tur atlamasını beklemiyorum. Ya 0-2 çifte şansa biraz kayayım burada. Bayis olarak demiyorum. Ya berabere biter ya da Leipzig tek farkla kazanabilir. Bu da sistemcilere buradan ufaktan bir öngörü olsun diyeyim. İkinci maçım Bodo Celtic mücadelesi. Bu maçta yüksek orandan tek tercihim olacak. Ben burada Celtic tarafındayım. İlk maçta da zaten ev sahibi 1.5 üste gitmiştik. 3-1'lik mağlup oldu. Celtic takımı Bodo'ya karşı kendi evinde iyi oynayan takım Celtic takımıydı. Pozisyonlara girdi. Bodo zaten az geldi, öz geldi. 4 kere geldi. Üçünde gol attı zaten Bodo takımı. Biraz da şans var. Şansın, şansın yardımıyla diyelim. Celtic etkili oynayan takımdı. Şimdi burada zaten her takımın maçı golü bir maç bekleniyor yani. Normal zaten. Bunlar e, ofansif yani defans yapmayı bilmeyen takımlar. Kendi liglerinde olsun, Avrupa'da oyun olsun sürekli kendi oyun yapısını bozmayan takımlar olduğundan dolayı yine pozitif bir futbol sergileyecektir. Her iki takımda zaten öncelik gol atmaktır. Bunda zaten bu takımların özelliği bu. Celtic'e baktığımız zaman burada ben ilk maçtaki performansını sergilerse burada biraz da dedim ki Celtic'in şanssızlığı vardı, pozisyon şanssızlığı vardı. Geliyordu, girmiyordu, çizgiden çıkıyordu, kale dibinden avuta atıyordu derken Celtic turu geçemese bile bu maçta galip gelmesi bence öngörülebilir. Maç sonu 2'nin oranı 1.96. Ben direkt burada yüksek orandan Tarafın da oranına değdiğini düşünerekten de maç sonu 2'yi 1.96'dan öneriyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Braga Şerif mücadelesi. ilk maçta yani sürpriz sonuç mu? Aslında yarı sürpriz sonuç diyebilirim. 2-0'lık Şerif galibiyeti. Braga etkili oynayan taraf mıydı? Toplu oynayan taraf Braga'ydı. Fakat bir tane defans hata yaptı zaten. Göğsüyle kontrol edeceğim derken topu Traore'ye verdi. Karşı karşıya kaldı. Şerif de gol attı. Şerif A takım olarak güzel bir oyun sergiliyor. Yani, takım olarak bireysel anlamda çok fazla bir oyuncu öne çıkmasa bile e, takım olarak 3-4-3 olarak oynayan ve takım oyununu sahaya sergileyen bir takım. Braga kendi evinde galip gelebilir mi? Galip gelebilir burada. Okeyiz. Fakat maç burada Şerif belki çok fazla alta sürükleyebilir burada. Ben şöyle düşünüyorum. İki yerden bir gol gelirse bu mücadelenin 2-3 gol bandında kalması çok muhtemel benim için. Şerif'ten dolayı da zaten çok fazla gol beklemiyorum. Burada çünkü ilk, yarı, ilk maçta almış zaten skor üstünlüğü 2-0 gibi skorla. Bu maçta çok fazla ofansa gitmeyecektir. Yine o Traore gibi isimlerle, Yansane gibi isimlerle kanatlardan ülke kontrole çıkmaya çalışacaktır. 2-3 gol bence bu maç için en ideal tercihtir. Başka da zaten bir tercih almadım. 1.81 şurada. 2-3 gol tercihi 1.81 tek maça. Olası bir beraberlikle söz konusu fakat 2-3 gol tek tercih 1.80 orandan önerimdir sizlere. Rangers Dortmund mücadelesi. Rangers nasıl harcamış Dortmund'u? Maçın özetini izledim ben. O anda Rangers maçını izleyemedim. Sadece son 15 dakikasını falan açtım. Guerrero'nun golünü gördüm yani 90'a salladım. Rangers inanılmaz pozisyonlara girdi. Bireysel anlamda zaten Morales olsun. Kent olsun. Kent'in zaten performansı inanılmazdı. Bireysel anlamda çok fazla adam eksikliği Rangers takımı. Zaten pozisyonlara, o pozisyonlara da bireysel yeteneklerden kaynaklı girdiler Rangers takımı. Yani sürekli bir adam eksikliği. Fakat Dortmund'un da ya bu defans çok çok bu defans da olmaz yani. Bu Dortmund'un yıllardır böyle zaten Dortmund defansı da gerçekten ya topa smaç bastı Zagadu mesela. Oradan birinin beli kırıldı zaten. Geçecek, kent geçti sanırım. Orada direkt beli kırıldı. Yani Dortmund'un bu defansıyla olmaz. Rangers kendi evinde bunları yine gol atar. Rangers'ın golünü yazdım. Ben burada Dortmund'un da gol. İdealden bir var aldım ben bu mücadeleyi zaten. Ya bunun çok fazla söylemeye gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Zaten golü geçmesini beklenen bir maç. KG var aldım ben. Burada Rangers zaten skor üstünlüğünü de almış. Kendi evinde defans yapar mı? Kontraları çok iyi oynayan bir takım zaten Rangers takımı. Ondan dolayı KG var olabilir ki Dortmund takımı da kapalı savunmayı açmakta zorlanan bir takım. KG var ben zaten idealden aldım. Çok yüksekten ne bakabiliriz Ya baktığım zaman 2'nin üzerinde de açmamıştı. 1.92. Çok gollü beklenmesinden dolayı ki zaten oyun yapılarıyla bize vaat eden bir takım bunlar. 3.5 üstü de 1.92'den yüksekten belki denilebilir. Fakat idealden bir var tercihi burada önemli. Pauk'la Midinat mücadelesi. Ben bu maçın direkt sizlere skorunu söyleyeyim. Bakın. Direkt skorunu söyleyeceğim. Başka da bir tercih yapmayacağım. Hatta idealini söyleyeyim. Maçı 1-0 PAOK kazanır. Yani benim yazılımımda da çıkan o. benim de düşüncem bu yöndeydi. PAOK bu mücadeleyi 1-0 kazanır diyorum. Direkt skor olarak. Beklentim şu. Alt tercih idealdir. 2.5 altın oranı 1.47 gibi oran açmışlar. Alt tercih bu maça alt gideceğim. Kolay kolay alt oynamam. Fakat çok fazla gollü bir maç beklemiyorum. PAOK da burada kontrollü olacaktır. Kendi evinde 1-0 sadece. 1-0'lı skorla mağlup oldu. Bir tane atarsa 2'yi bulmaya çalışabilir fakat Midland'a izin vermeyebilir. Sıfırdan bir. Sıfırdan bir bekliyorum. 1-0 Pauk. Alt tercih burada idealdir. Sılvarya prak Fenerbahçe mücadelesi. İlk maç 3-2 bitti. Fenerbahçe döndü ligde kazandı. İki tane fena Serdar Dursun'la. Bu maçta şöyle bir önerim olacak. Yani idealden bir var olabilir zaten. Şimdi Prak kendi evinde galip gelebilir. Benim şöyle bir idealden bir var önereyim ben sizlere. 1.61 oranı var zaten. Değer bence KG var için. Fakat benim skor beklentim burada 2-1'lik bir sıvar yaparak galibiyeti olduğundan dolayı 2.5 üstünde 1-2-70 Bakın. Senaryomu anlatıyorum şimdi. Maç zaten 1-0 Pırak veya Fenerbahçe öne geçti diyelim. İlk önce kimin öne geçti önemli değil. Fenerbahçe öne geçti diyelim 1-0. Pırak baskıyı kuracaktır. Maç 1-1'e gelecektir. Maç 1-1'e gelince ne oldu? Ne oldu? Kimin işine gelir maç 1-1 olması? Prag'ın işine gelir. Prag böyle Roland'i alacaklar. Fenerbahçe gelecektir. Gel git gel git. Ondan sonra dakika 70'ten sonra. Bir kontra uzun top. Silva ile Prag top ağlarda diye düşünüyorum. 2-1 skor ona göre yorumladım. KG var idealdir. 2-1 skora göre Prag kazanır. 2.5 üstüne 1 70 Bu da bir size ayrı bir önerimdir değerlendirecekler. Bol şanslar. 7 maçın önerisi bende bu şekildeydi. Sizlere bir idealden kombine önerisi olarak yapabileceğim. Burada iki tane var bekledim. Maçı kombinledim. Yani idealdir. Gelmesi olasıdır zaten. Leipzig mücadelesinin KG varı muhtemeldir. Leipzig'in zaten favorisi Leipzig. Sociedad da kendi evinde Rafinha'nın önderliğinde hücumda biraz iş yapabilirse gol atabilirler. Rangers Dortmund maçı zaten çok golü beklenen bir maç. İlk maçtaki gibi bize gol vaat eden bir maç olduğu için yine var aldım. Rangers kendi evinde sallar. Dortmund'da zaten sallayabilirse o da alır. Burada Rangers'ın golü biraz daha banko gibi. Onu da belirteyim. 2 0 oran değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoya like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz, Bay bay.